Merhaba arkadaşlar, ben Alif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 2018 DGS için tahmini sıralamalarda bulunacağız. Bununla ilgili dünkü çektiğim videoda bazı tahminlerde bulunmuştum. Bunları güncelledim arkadaşlar ve bazı yeni bölümler ekledim. Aklınızdaki soruların çoğuna cevap vermeye çalışacağım. Aslında bugün başka bir video çekmeyi düşünüyordum puan aralıklarıyla ilgili. Ama onu başka bir zaman çekeceğim. Tercih döneminde arkadaşlar, tercih dönemi açıklandığında eğer sıralamalar açıklanırsa bu video bir işe yaramaz. Ama sıralamalar açıklanmazsa, ki muhtemelen açıklanmayacaktır, bu video sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Buradaki sıralamalar tahmini arkadaşlar, yani kesinliği yok. Benim kendi tahmini sıralamalarım. Bunlara bakarak kendiniz az çok bir tahmin yürütebilirsiniz ve 2017 taban puanları da bulunmakta. Onlara bakarsınız arkadaşlar. Tercih dönemi boyunca rehberlik videolarımız gelecek. Ondan sonra tekrardan konu anlatım videolarımıza ve soru çözüm videolarımıza devam edeceğiz. Ayrıca arkadaşlar güzel bir haber vereyim ben. Gördüğünüz gibi 10K olduk. Yani 10.000 takipçiye eriştik. Bu güzel, sevindirici bir haber. Bunun için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Takipçilerimde DGS öğrencilerinin etkisinin çok fazla olduğunu biliyorum. Dolayısıyla siz de görüyorsunuz, çektiğim son 10 rehberlik videosunun belki 7-8 tanesi full DGS ile ilgili. Yani özellikle DGS öğrencilerine ve YKS öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi tahmini sıralamalar ne, onlara bakalım. Bu sıralama tablosunu arkadaşlar Instagram adresime atacağım. Oradan NBA Hanife Hoca, oradan rahatlıkla indirip kullanabilirsiniz. Bu tahmini sıralamalar listesini bizzat ben kendim hazırladım. Burada bölümler var, burada üniversiteler var ve burada 2017 en düşük puan var. Yani mesela hukuk bölümü en düşük 269 puanlı kapatmış 2017'yi. Yeditepe Üniversitesi arkadaşlar, yani bu en düşük puanlar. 2018 için benim hukuk için, 2018 için en düşük tahmini sıralamam. Benim tahminim arkadaşlar 7000-7500'e kadar düşebilir. Yani yine Yeditepe mi olur, Kıbrıs mı olur, onu bilemem ama yani yaklaşık olarak 7000'e kadar, eşit ağırlıkta 7000'e kadar hukukların düşeceğini, tahmini sıralamanın 7000-7500 arası olacağını söyleyebilirim. Yine çocuk gelişimi İstanbul Gelişim Üniversitesi 220 puanla kapatmış. Tahmini sıralamam 110.000. İktisat tahmini sıralamam 300.000. İşletmeler 300.000. Yani bunlar arkadaşlar, iktisat, işletme 300.000 olanlar, 250.000 olanlar, gördüğünüz gibi iç mimarlık. Bunlar arkadaşlar kontenjanların çok fazla olduğunu gösteriyor. Bu bölümlerde kontenjan ve mezunlar çok fazla. Dolayısıyla işletme, iktisat, iç mimarlık filan yazacaksanız, tekrardan 2 yıllık bir bölüm yazacaksanız bunları yazmayın arkadaşlar. Yani çok fazla mezun olduğunu görebilirsiniz buradan. Yani puanlar ne kadar düşükse o kadar çok mezun olduğunu anlayabiliyoruz. Endüstri Mühendisliği arkadaşlar Yaşar Üniversitesi 212 puanla kapatmış. Tahmini sayısal sıralaması 80.000. Bilgisayar Mühendisliği 216, tahmini sıralaması 70.000. Bunlar 2017 en düşük puanlar. Odyoloji yine arkadaşlar 220, tahmini sıralaması 66.000. Gıda 222, tahmini sıralaması 62.000. Beslenme 224, tahmini sıralaması 56.000. Yani yaklaşık olarak elektrik elektronik mühendisliği 226, tahmini sıralaması 51.000. Mimarlık 228, tahmini sıralama 48.000. Yine inşaat, makine, bunlar 228, tahmini sıralamalar bunlar 48.000'lerde arkadaşlar. Yani sizin sıralamanız 48.000 ise puanınız önemli değil. 48.000 ve öncesi ise size inşaat, makine gelir demek. Fizyoterapi 237, tahmini sıralaması 38.000. Hemşirelik 240, tahmini sıralama 34.000. Yani hemşirelik istiyorsanız ilk 34.000'de olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çevre mühendisliği 245, tahmini sıralama 29.000. Gördüğünüz gibi yani makine mühendisliği, inşaatı bir kenara koyarsak, fizyoterapiye mesela hemşirelik, burada mezunların az olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.
Yine çevre mühendisliği gördüğünüz gibi mezun çok az. 245 tahmini sıralama 29 bin. Kimya mühendisliği mezun az. Bunları yazabilirsiniz. Yani bunlar önemli. 251 tahmini sıralama 23 bin. Harita mühendisliği 284 en yüksek mühendislik arkadaşlar. Yani tahmini sıralama olarak 6000. Mezun az olduğundan da olur bunlar. Gastronomi 300 bin arkadaşlar yazmayın. Okul öncesi 55 bin yazabilirsiniz. İlahiyat yine 246 45 bin. İlahiyatta ilitam var arkadaşlar. Yani bu sene baya bir talep var. Dolayısıyla bu düşecek muhtemelen. 2018 DGS tahmini sıralamalarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Yani başka yerde çok zor bulabileceğiniz şeyler bunlar. Bizzat oturup uğraştığımız şeyler. Bunları Instagram adresimde bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.